Esasen kendimi anlatmaya pek alışık değilim ben. O yüzden biraz sürçülisan edebilirim. Baştan affedin. Ya ben Sivas, Kayseri, Malatya, Üsküdar, Uzunyayla diye bir bölge var. Bir platodur orası. Bozkır'dır. Orada doğdum. Kayseri'ye bağlıdır benim köyüm. Doğduğum yıllar işte İkinci Dünya Savaşı bittiği yıllar. İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı sorunların sonuçlarını yaşayarak büyüdük. Babam Cumhuriyet'in ilk eğiticilerinden, Osmanlı döneminde eğitim almış. Sonra Latin alfabesi kabul edince göreve çağrılmış. Ben onun 10. çocuğuyum. Ailem felsefi anlamda da, yaşam anlamında da iyi bir Müslüman aileydi. Ama aynı zamanda demokrattı. Babam aldığı eğitimden de dolayı çocukların özellikle o dönemde bir abim var, iki erkek çocuğu vardı. Onları okutma ihtiyacı duydu. İşte Sivas Şarkışla, işte ilkokulu orada okudum. Orada da çok önemli hayatın belirleyen şeyler oldu. Bir tanesi benim Türkçe iyi konuşamamamdan kaynaklı aşağılanmalarım oldu. Neyse ki onu dengeleyen öğretmenlerim oldu. Artı söylemeden geçemeyeceğim Aşık Veysel ile tanıştım. Son derece saygılıyım. Yani Aşık Veysel'i ben Platon'a benzetirim her zaman. İşte bilge öğretmenlerimiz vardı. Onların ilgisi ve yönlendirmeyle özgüvenlerimizi işte kazandığımız dönemler. Aynı okulda ben 3. sınıftayken Deniz Gezmiş de 1. sınıftaydı. Babası tanışıyorlardı Cemil amcayla. Anılarımın arasında önemli bir yer tutar. Tabii daha sonraları da üniversite çağlarında ben Diktay son sınıftayken o İstanbul'dan Ankara'ya gelmişti. Burada da karşılaştık. Yani birlikteliğimiz oldu. Aynı heyecanları duyduk. Onları da söylemeliyim. Tabii sadece o değil, diğer zayi ettiğimiz çağdaşlarım diyelim. Hepsini anma isterim. Ancak şunu da söylemeliyim. Babam Saatli Marif takvimin arka sayfasını okurdum. Benden başkaları dokunamazdı. Bir gün yine uzandım, bir sayfayı aldım. Arkasında haksızlık karşısında susan yalnız ve ancak dilsiz şeytandır diye işte Peygamberimizin bir cümlesi vardı. O cümle beni belirledi, hala belirliyor. Evet, bir de benim evden kaçışım vardı. Beni belirleyen, belki de beni tanımlar o kaçışlar. Okula başlamamıştım o zaman. Bir komşu kadınımız vardı, yaşı belirsizlerden ve Kızılderili tipinde. Türkçeyi bilmezdi. Konuştuğu Abazacayı da ben anlamazdım. Çünkü dili şey değildi, özgür değildi onun. Bir gün kapıya dayandı. Anneme bir şeyler söyledi. Annemin beni azarlamasından anladım ne söylediğini. Senin çocuk tavuğumun bacağını kırdı diye geldi. Oysa ki ben böyle bir şey yapmamıştım. Annem ona inandı, bana inanmadı. Yemin ettiysem de inanmadı. Bu onurumu zedeledi. Çaresiz kaldım, evden kaçtım. Evden kaçtım. Tabii tek bildiğim yer dayımların köyü. Biz Çerkezler'de, Abazılar'da dayılar büyütür esasen. Benim de çok emekleri vardır.
O nedenle çocukluktan nakşedilen o geleneği, gelenek beni sürükledi. 10-15 kilometre ötelerde köyün sınırlarını çıktım. Fakat orada korku başladı. Güneş de eğilmişti. Bir arpa tarlasının içinde yatmışım. Daha sonra beni buldular. Pazarlık yaptık. Eve gitmeyeceğime dair söz aldım amcamın oğlundan, benden büyüktü. Ve 15 gün beni eve götüremediler. Daha sonra tabii danaları kim çevirecek, buzağıları kim güdecek? Aile ekonomisinin bana ihtiyacı olduğu için o sorumlulukla tekrar evime dönmüştüm. Yine işte 5 yaşlarındaydım. Ben öz dayım bana bir at hediye etmişti. O atı unutmam. Güzel bir attı. Onu kurtlar kovaladı, kovalamış ve kayalardan düşerek omurları kırılmış ve ölmüştü. Tabii bizim esasın bir at yılkı sürümüz vardı. Orada ya at satardık. O satışlarda benim sevdiğim bazı atlar da giderdi ama onlara üzülmemişim ben. O doğaldı çünkü bizim için. Ancak o kurtların kayalardan düşüp bir de dayımın hediyesi olduğu için ona çok üzülmüştüm. Çaresiz kaldım, silah üretmeye başladım. Yani neler ürettim mesela? Mızrak yaptım, ucu demirli. Tabanca yaptım, tabanca şeklinde ağaçtan. Ya benzeri şeyler yani. Tabii o silah yapma işi bayağı sürdü. Yani ortaokulda falan da. Daha sonraları. Ya o belki de bilmiyorum ben ilk ustalığım. O olabilir yani. O atımı hala hatırlarım. İşte böyle işte çerkez olmak, abaz olmak, atlarla arkadaş olmak, onları sevmek, doğayla birlikte yaşamak da belirleyicidir. Bütün parça ilişkisi bakımından. Belki de insanın diyalek düşünce alanını genişleten genleri belki böyle oluşmuştur. Bilemiyorum. Usta derler, neden çok at resmi yapıyorsun? Şimdi şehirde doğmuş büyümüş bir insana bunları anlatmak biraz zor oluyor gerçi. Hala tabii atlarla ilgim var. Hala at binerim. Fırsat buldukça. Onları severim. Herkesin gemli yularla binmekte zorluk çektiği atlara ben gemsiz yularsız binebiliyorum. Yan yana yürüyebiliriz onlarla. Liseye başladığımız zaman Cumhuriyet tarihi dersinde öğretmenim, onun göz bebeğiydim aslında ben. Yani iyi bir öğrenciydim. Babamdan, aileden de kaynaklı katkılarla. Çerkez etemi anlatıyordu. Aynen cümleleri hatırlarım. İşte bu ülkede işte Ermeniler, Rumlar, şunlar bunlar, işte Çerkezler yaşadıkça memleket iflah olmaz gibi bir cümle. Ben buna itiraz ettim. Bu saydığım insanlar dedim, bu memleketin yarısı. En azından nüfusun. Sizin Sibirya'nız mı var ki bunları sürgün edeceksiniz? O zaman ben 14-15 yaşıma yeni girmiştim. Dedim, ezberi bozuldu hocamın, o benim sevgili tarih hocamın. Sen nerelisin dedi, biraz daha patlatsız konuşurdu. Yerimi söyledim, Pınarbaşı Uzunyayla dedim, Kazancık Köyü dedim. Çerkezsin o zaman dedi, otur hain dedi bana. Yani hain sözcüğü beni çıldırttı. Hala onu yaşıyorum. Hiç ihanet etmedim topluma. Ne kendi topluma ama ne diğerlerine.
Ben gerçekten seçici değilim. Çünkü insanlardaki ön yargıları, dıştan gelen etkileri ortadan kaldırdığınız zaman ne kadar eşit, ne kadar güzel olduklarını görürsünüz. Bu anlamda seçici değilim. Ama seçici olanlara karşı da bir kavga gerekiyorsa o zaman da seçerek onlarla kavgamı yaparım. Haksız baskılardı, yanlış bilgilere dayanan baskılardı. Ben illaki o doğruları öğrenecektim. Nereden öğrenebilirdim? Tarih bölümünden. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde tarih bölümüne bu nedenle kaydımı yaptırdım. Mümkün mertebe bir şeyler öğrenmeye çalıştım ama öğrendiğim şeyler beni tatmin etmedi. Yani nasıl tatmin etmedi? Mesela araştırmalarımda ilginç şeylerle karşılaştım. Diyelim ki işte 34 ile 48 arası diyelim ki Sorbonne'da yayınlanan tarih araştırmalarının hiçbirini bulamadım. Yani gelmiş ya saklamışlar ya ben ulaşamadım her neyse. Dolayısıyla kopukluklar oluştu araştırmalarımda. Aslında neyi araştırıyorsun? Kendimi araştırıyordum. Ya ben gerçekten hain miyim değil miyim meselesi. Tarihe ilgim o şekilde, zorun rolüyle ben başladı ve bende gereklilik oluşturdu. Ben gerekli duyduğum bir şeyi öğrenmeye ya da yapmayı da zorunlu bilirim. Yani yaşam felsefemde bu var, gereklilik ve zorunluluk. İşte bu tarih hikayesi 68'de sona erdi. 68 öğrenci olayları patladı. O hareketin önünde zaten şeyler vardı, üniversite gençliği vardı. Onların sözcülüğünü yaptım. O nedenle de yargılandım. İşte devlet kurumunu işletmez hale getirmek vesaire diye bir madde varmış. Yargılanma süreci başlayınca ben diplomayı almadan, büyük bir öfkeyle, yine bir haksızlığa uğradığımı düşünerek, ailemden birisi şey müteahhitti, dayımın oğlu. Oraya gittim, onu düşündüm, oraya gittim. Ve dönüp çıkan aflardan yararlanıp diplomamı da almadım. Derken inşaatçılığı öğrendim. Benim iyi bir inşaatçı olduğumu söylediler bana. Teşvik ettiler, adeta ittiler beni. Ya artık git bir de diploma alırsan sen için iyi olur falan dediler. Oraya başladım. Gittim orada bir kayıt yaptırdık falan. Ondan sonra şey oldu işte 12 Mart'ın yanlışları nedeniyle 2. sınıftan uzaklaştırıldık. Sonra afla tekrar döndük. Bitti. Henüz gidip diploma alamadan yine bir iftira. Her şeyi isyan ettim. Gerçek anlamda bir isyan bu. Her şeyi bıraktım. Aile, çevre, aldığım eğitimlerden vazgeçtim tümüyle. Ve sıkı öğretimler de ilan edildi arkasından. Yani nasıl denir? Tamamen yer altına çekildim yani tamamen sistemin dışında. Tabii böyle bir kararı aslında almak istemiyordum. Mecbur oldu. Onurumu korumam lazımdı. Tabii o yaşam tarzı beni hedefe yerleştirdi. İşte süreç, işte metrisler vesaire işte hem kaçaksın hem yasa dışısın gidiyorsunuz bir inşaat şirketinde ya da bir anıtlar kurulunun onarımını yaptığı bir binada usta olarak çalışıyorsunuz. Siz değilsiniz, gerçek isminizi kullanmıyorsunuz. Bu böylece sürdü gitti yani, sürdü gitti. Şimdi kimse dokunmuyor, gayet rahatım. Ancak şunu söylemeliyim, o tür bir yaşam bedensel ve beyinsel olarak beni bitirdi diye düşündüğüm bir zamanda bir şeye karar vermem gerekiyordu yine. İşte tıp imdada yetişti, beni toparladı biraz.
akıl bütünlüğüm çözülmüştü. Vücudumu kullanamıyordum, ellerimi kullanamıyordum. Bir gün düştüm kaldım bir yerde, buldular beni kaç gün sonra. Tedavilerden yine geçtik. Fakat bu kez iyice bitmiştim yani kesinlikle. Bir karar vermem gerekiyordu. Çünkü yürüyemiyorum, ellerimi ayaklarımı kullanamıyorum. Aldığım ilaçlardan beynim zedelenmiş durumda. Büyük bir öfke yaşıyorum aynı zamanda. Ya kendimi yok etmeliydim ya yeniden yaratmalıydım.